Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün size iki çeşit mama yapımını detaylı bir şekilde göstereceğim. Videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Biraz sonra videoda göstereceğim ürünlerin tamamını arkadaşlar bizim kendi alışveriş sitemizden www.karadenizpet.net adresinden hepsini uygun fiyatta ve orijinal muhabbet kuşu için hani üretilmiş küçük taneli ürünlerin hepsini orijinal bir şekilde bulabilirsiniz. Hızlı bir kargo seçeneğiyle arkadaşlar. İnşallah işinize yarar, güzel bir video olur. Sizler için bayağı bir uğraştım. Şu anda videodan sonra çekiyorum bu videoyu. Alışverişlerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi videoya geçelim. Ürünlerimizi arkadaşlar ben tamamen size yollayacağım şekilde hazırladığım paketlerden yaptım ki ne kadar gittiğini işte görün. Bakın mesela burada size yollayacağımız işte yani hani yolladığımız 250 gram mavi aşaş tohumu. İşte 250 gram soyulmuş iç yulaf. 250 gram vittemolen nemli kuş maması. Bu sağlık tohumu bu üretimhanede bizim darıyla karıştırdığımız. Normalde bunun içinde darı yok bu kadar arkadaşlar bu arada. Ama ben bir daha açmamak için onu almadım. Kenevir tohumu, bunu kızıştırıcı mamada göreceksiniz. Bu keteni her ikisinde göreceksiniz arkadaşlar. Bu turp tohumunu yine her ikisinde göreceksiniz. Bu Nijer tohumunu kızıştırıcıda göreceksiniz. Ve Camelina sativa, Rus tohumu ve ketencik tohumu diye geçer. Çoğu yerde bulamazsınız ve çok faydalı bir tohumdur arkadaşlar. Bunu da yine hem kızıştırıcıda hem sağlıkta göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim mamamıza. Şimdi iki tür mama yapacağım için ben şöyle yapacağım. Önce mamanın yarısını kullanacağım. Sizler de görün. Şimdi arkadaşlar bizim sürekli yaptığımız bir hata bu leğeni ağzına kadar doldurup hani komple bitiriyoruz. Şimdi muhabbet kuşlarımız şu anda arkadaşlar zaten salmadadır, dinlenmededir. O yüzden ilk etapta sağlık mamasıyla başlıyorum sizler için. Şimdi arkadaşlar mamamızı şöyle bunun yarısını şuraya aktaralım. Şu şekilde. Bu zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi birazcık nemli bir mama zaten kendiliğinden. Bu mama arkadaşlar Hollanda'da üretiliyor. Vittemolen. Ve yani hani diğer mamalarla şey yapmayayım. Hani kaliteli bir mama diyelim yani. Ama dediğim gibi gayet güzel bir mama. Biz de üretimhanemizde kullanıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar yarısını atmışızdır herhalde. Diğer yarısı da kızıştırıcıya kalsın. Şimdi arkadaşlar ana ham maddemiz burada fırınlanmış Vittemolen mama. Video uzun olabilir. Dikkatli dikkatli dinleyin arkadaşlar lütfen, bakın sizden gerçekten hani ne diyeyim ben, bekliyorum yani bunu artık, çünkü 1000 kere soruyorsunuz, ben size en iyi haliyle burada şu anda anlatacağım, emin olun. Ve bu videodan sonra öğreneceksiniz neyin ne olduğunu. Ondan sonra arkadaşlar tamamen bu arada üretimhanede hazırladığımız gibi hazırlıyoruz arkadaşlar. Ne eksiği var ne fazlası var bu arada. Şimdi arkadaşlar sağlık için verdiğimiz için şimdi bunun içine ne yapacağız? İlk başta arkadaşlar tozlarımızı karıştıracağız. Entrobak koyuyoruz arkadaşlar bunun içine ilk başta. Entrobak 1 kilogram yem veya 1 kilo mamaya 5 gram dökülüyor arkadaşlar. Şu anda burada 1 kilo yok. Ben o yüzden daha az dökeceğim. Şöyle entrobakımızı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bakın üstüne serpiyorum. Bunu üstüne serptik. Bu probiyotik bu arada arkadaşlar entrobak. Bu bağırsak florasında gerekli olan bu bakterileri ve özel probiyotikleri içeriyor. Yani kuşların arkadaşlar sindirim sistemiyle alakalı. Yani biraz daha anlayacak olursak. Şimdi arkadaşlar bunu bir güzel karıştırıyoruz. Şu şekilde böyle tavalama yöntemiyle karıştırabilirsiniz. İlla elinizi içine sokmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Evet şu anda içine arkadaşlar bağırsakla alakalı entrobakımızı attık. Ondan sonra arkadaşlar gervitimizi alıyoruz. Gervit de yine aynı şekilde hem kızıştırıcı da olacak hem de arkadaşlar sağlık mamasında olacak. Şimdi arkadaşlar bu gervitin ben buraya çektim sizler için hazırda. İçerisinde arkadaşlar bunun 18 ayrı vitamin var.
Bu kuşların tüy dökümünü minimum seviyeye indiriyor. Ve şöyle söyleyeyim size, bu da aynı E50 gibi üreme dönemlerinde yumurtalık yumurta dolumlarını arttırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor ve bizim için şu anda sağlık mamasında kullanmamızın iki nedeni. Kuşların metabolizmasını hızlandırıyor, bağışıklık sistemini destekliyor arkadaşlar. Bunun içinde dediğim gibi 18 ayrı vitamin var. Bunu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, 1,5 kilo mamaya 10 milim döküyoruz. Ama burada yine fazla olmadığı için şöyle üstüne arkadaşlar bakın şu şekilde biraz daha yoğun, biraz da kızıştırıcıya bırakalım. Bu şekilde döktük. Bunu birazcık elimize karıştıracağız mecbur. Çünkü şey değil, hani tavalama yöntemiyle çok olacak bir şey değil. Gervitimizi de iyice yediriyoruz arkadaşlar mamamıza. Bakın Rönfret Gervit verdik, Entrovac verdik, Vitemolen mama verdik. Bu Gervit biraz daha mamamızı hem nemlendirmiş oldu. Yazın arkadaşlar daha çok tohumlu şeylerle kuşlarımızı besliyoruz. Yani böyle hani sebzeydi, meyveydi, özellikle haşlanmış yumurta. Bakın haşlanmış yumurta yazın arkadaşlar vermek gerçekten intihar gibi bir şeydir. Çünkü çok kolay bozuluyor ve de çok kolay bakteri üretiyor. O yüzden fırınlanmış yumurta tercih etmenizi ben size öneririm yazın. Biz kışın da fırınlanmış yumurta kullanıyoruz. Ama yazın kışın maliyeti biraz daha düşürmek için siz kendiniz haşlanmış yumurta da koyabilirsiniz. Şimdi mamamızda arkadaşlar Entrovac, Gervit ve normal Vitemolen mama oldu. Şimdi arkadaşlar içine şöyle bunlar da bağlanmış şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar bunun içine ne döküyoruz? Mavi haşhaş tohumu döküyoruz. Mavi haşhaş tohumu arkadaşlar yine aynı şekilde sindirim sistemini düzenliyor. Zengin çinko ve demir kaynağı, kalsiyum, magnezyum, fosfor. Bunlar bu saydığım üçü arkadaşlar tüye katkı yapıyor. Muhabbet kuşunuzun tüyüne. A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini içeriyor. Solunum sistemini de yine aynı şekilde arkadaşlar rahatlatıyor. Yani burada mavi haşhaşımızı da koyduktan sonra bakın ne kadar koyuyorsunuz şöyle göstereyim. Yaptığınız yanlış burada. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu kadar mamaya bak. Şunu koydun. Tamam mı? Bak şunu da koydun. Şöyle bir karıştırayım. Bazılarınız öyle bir yapıyor ki hani şu mama görünmüyor. Sebzelerde de öyle yapıyorsunuz. Bakın yaptığınız en büyük yanlışlardan birisi o. Yani içinde şey görünmüyor. Yumurta görünmüyor yani. Affedersiniz. Birazcık abartıyorsunuz. Bakın ben bunu sattığım halde yani anladın mı? Onu söylüyorum yani. Hani böyle söylüyorum. Hesabını siz yapın yani. Hani asla şimdi ben bunu satacağım diye arkadaşlar 250 gram doldurun desem olmaz. Ondan sonra arkadaşlar iç yulaf koyacağız. Yine muhabbet kuşlarının çok sevdiği bir şeydir arkadaşlar bu. Şöyle söyleyeyim. Bu yani muhabbet kuşlarının arkadaşlar yüksek derecede enerji sağlıyor ve çok zengin bir tahıl kaynağıdır. Yulafı bildiğiniz gibi insanlar da tüketiyorlar arkadaşlar. Çok kolay kırıldığı için de arkadaşlar muhabbet kuşları bunu yani hastası gibi bir şey. Yulafımızı da şu şekilde arkadaşlar bakın yine döküyorum tuz gibi. Abartmadan insan gibi yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yulafımızı ekledik, mavi haşhaşımızı ekledik, gervitimizi ekledik, entrovac'ımızı ekledik. Bakın hala yumurta maması. Şimdi bazılarının yaptığı mamalar gerçekten çok komik oluyor. Hani mama değil bildiğiniz şey oluyor yani hayvanlara diğer ek besini yediriyor. Şimdi arkadaşlar sağlık tohumu koyuyoruz. Bu sağlık tohumunun içinde arkadaşlar bir sürü yabani tohum var. Yani bu yabani tohumlar da ayrı ayrı bir şeye yarıyor. Bunu bol koyuyoruz işte sağlık tohumunu. Ben de şimdi darı olduğu için ben çok koymayacağım. Ama sizinkinde böyle olmayacak arkadaşlar. Sizinki komple yabani tohum olacak. Ben bunu yavrulara veriyorum aklarıyla karıştırıp.
siz de verebilirsiniz. Biraz daha kolay kırıyorlar ve yavruların biraz daha güzel büyümesine neden oluyor. Böyle aklarıyla biraz karıştırıp şu şekilde benim gibi yavrulara verebilirsiniz. Veya hasta kuşlarınıza da yine aklarıyla karıştırıp verebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar yine size biraz önce bahsettiğim Camelina sativa tohumuna geçiyoruz. Bu tohum arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu çoğu kişi kullanmaz. Çünkü bulamaz, bilmez. Elenmiş darıya benzer ama elenmiş darıdan daha küçüktür. Bundan da birazcık fazla döküyoruz. Camelina sativa'dan da. Evet. Şimdi arkadaşlar tohum maması bakın bu. Yani hani bu işin mantığı bu arkadaşlar. Yine bu şekilde tavalama yöntemiyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu arada tavalama yöntemini de ben kendim uydurdum yani. Hani tavada yapıyorlar ya ondan. Şimdi Camelina sativa da arkadaşlar omega 3, 6 ve 9 gerçekten hani muhabbet kuşlarınız için ne diyeyim ben size, bu omegayı ayrı bir yağ bir şeklinde almanız gerekmeyecek bu tohum sayesinde. Yüksek protein arkadaşlar içeriyor. E vitamini var içinde, üremeye de katkı sağlıyor bu arada. Onu da söyleyeyim, bunu kızıştırıcıda da kullanacağız. Bunu vermemizin nedeni arkadaşlar aslında sağlık tohumunda omega 3, 6 ve 9. Anlatabildim mi arkadaşlar? İnşallah anlatabilmişimdir vermemizin nedenini. Ondan sonra arkadaşlar geldik yine çoğu kişinin kullanmadığı bir tohuma daha. Bu tohum da arkadaşlar turp tohumu. Turp tohumu arkadaşlar A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini ve E vitamini içeriyor. Bunun ayrıyeten bunun üstüne bir de demir, sodyum, bakır, fosfor ve çinko mineralleri de içeriyor. Bu ne işe yarıyor derseniz tohumu da şu şekilde, turp tohumunu da içine arkadaşlar yine bu şekilde güzel bir şekilde döküyoruz ve yine bizim uydurduğumuz tavalama yöntemiyle karıştırıyoruz. Şuna bir bak, şuna bir bak, bunu aş yapmış. Evet, bu arada arkadaşlar turp tohumunu kuşlarınızın stresini azaltmaya ayrı bir şekilde de çok az bir şekilde verebilirsiniz. Yani sakinleştirip stres gidermeye de yarıyor. Anne kuşların bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Anne kuşların kuş sütü salgısını arttırıyor. Bunu sadece turp tohumunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Deri, tüy ve gagalarının sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Bunu şimdi sağlık mamasının içine niye koyuyoruz? Şimdi başlıyor. Vücutlardaki arkadaşlar muhabbet kuşlarının zararlı toksinleri dışarı atıyor. Karaciğer ve kanı temizliyor. Yine aynı şekilde sindirim sistemini düzenleyip iştahlarını açıyor. Ve bunun içinde arkadaşlar kalsiyum da var. Yani içerisinde bulunan kalsiyum sayesinde de kuşların yumurta oluşumunda ve iskelet yapısında çok önemli rol oynuyor arkadaşlar. Bu turp tohumu da. Bakın bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Şimdi bana laga luga yapmayın. Yalan unutmayın. Evet. Sağlık mamamız hazır arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımız için özel sağlık mamamız bundan ibaret. İçine probiyotiğini döktük, gelbikini döktük, tohumları döktük. Bakın başa sarın sarın not alın. Bu ne kadar kullandık bakın arkadaşlar. Bu şimdi ben bunu hoca salmaya vereceğim. Şimdi en önemli detaylardan birine daha geliyoruz. Şimdi yine karadenizpet.net'te sattığımız bir yer mamalığı. Şimdi bu mamalığı arkadaşlar şöyle kullanıyorsunuz. Yaptığınız yanlışlardan birisi bu. Kaşığım da uzakta şu anda. Kaşığa gidemeyeceğim de. Neyse. Yaptığınız yanlış şu. Bunu gidiyorsunuz. Bakın. Şunu. Pardon. Sizinki bu kadar da değil. Videolardan, Facebook'lardan gördüğüm kadarıyla yapıyorum bu arada. Hani bunu yapıyorsunuz diye demiyorum. Böyle yapıyorsunuz. Ulan bunu insan yese doyar. İnsan, insan. Bak arkadaşım. Sizin bir çift muhabbet kuşuna vereceğiniz bu mamalığın yarısıdır. Al. Ne oldu? Bu kadar mamadan tasarruf ettin. Bak. Yani hani bunu ben insanlara bir türlü anlatamadım. Ben şimdi salmaya vereceğim için dolduracağım.
Ama bir çift kuşa verirken arkadaşlar nasıl yapacağınızı gösterdim. Şimdi bunu doldurmam gerekiyor ki kızıştırıcı mamayı da hazırlayayım. Kızıştırıcı mamayı da erkeklere vereceğim sadece. Dişiler yağlanır çünkü. Bunu hem erkeklere hem dişilere vereceğim ama kızıştırıcı mamayı da yapmışken yaptık, israf olmasın. Onu da gidip şeye vereceğim arkadaşlar. Erkeklere vereyim. Yansınlar yavruların torunu. Evet. Bunlar da tamam. Bu sağlıklı olmuş. Şimdi geldik arkadaşlar. Kızıştırıcı tohum yap, kızıştırıcı mama yapımına. Bakın, bu kardeşiniz iki video çekiyor. İki videoyu bir kere de çekiyor. Ya istesem iki günlük video çıkarırdım buradan. Gerçekten inşallah arkadaşlar yani bir faydası olur sizlere. Hani şikayet falan ediyorsunuz ya, aslında onlara yine bir şey diyeceğim de demeyeceğim. Olan size oluyor. Bir saat sonra dalıyorum gidiyorum onlarla konuşuyorum. Ve arkadaşlar tekrar dön başa, sardık başa. Şimdi kızıştırıcı mama yapımına geçtik. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde Vitamolen mamamızı döktük. Bunun içine de arkadaşlar yine aynı şekilde Entrobak dökebilirsiniz. Entrobak'ı her mamalarınızda, her mama yaptığınızda kullanabilirsiniz. Gayet faydalı ve şöyle söyleyeyim, çok büyük arkadaşlar, bakın Probak ve Entrobak. Bu iki probiyotik çok kalitelidir. Diğerleriyle ilgili konuşmayacağım. Ben size kaliteli olanından söylüyorum. Probak çok nadir bulunabiliyor. Ne yalan söyleyeyim, hani arasında, hani öyle Entrobak'la Probak'ın arasında evet fark yok ama Probak daha kaliteli. Yalan konuşmayacağım. Hani satıyorum diye. Ama şöyle söyleyeyim, piyasadaki sizin kullandığınız birçok probiyotikten de Entrobak hani 1000 kat kalitelidir. Onu söyleyeyim. Ama marka ismi vermeyeceğim yani. Belki sizinki daha kalitelidir. Diyormuşum. Ondan sonra gerçekten sattığım için söylemiyorum. Bakın hani Probak daha iyi dedim. Yani az mama verin dedim. Şunları az kullanın dedim. Bak bir sağlık maması yaptık. Nereden baksan burada 10 tane yer al, hani 10 da olmaz da 8 çifte kuş verirdik. Bak 250 gram Türk tohumu duruyor. İç yulaf duruyor. Anlatabildim mi? Yani arkadaşlar alın yapın. Anlatabildim mi? Ya zor bir şey değil. Bunların 250 gramını aldığınızda bu pahalı bir şey de değil. Ve muhabbet kuşunuza bu yarayacak. Bunları doğadan karşılayabiliyor. Ama siz evdeyken sizin verdiğiniz o sudan, aktarıdan, carttan, curttan bunları karşılayamıyor. Şimdi arkadaşlar Entrobak'ı döktük. Yine gervitimizi bunun içine arkadaşlar döküyoruz. Mamamızın içine şu şekilde karıştırıyoruz. Ondan sonra gerviti bildiğiniz gibi tavalama yöntemiyle kendi uydurduğumuz tavalama yöntemiyle karıştıramıyoruz. O yüzden elimizle karıştırıyoruz. Evet, çok terledim. Yani gerçekten bir like gelmez mi? Gerçekten yoruldum arkadaşlar. 15 dakika olmuş. Yok, hayır 17,5 dakika olmuş. 17,5 dakikadır gerçekten eğildim. Belim büküldü. Size burada gerçekten anlatıyorum. Ama gerçekten o videoya yaptığınız yorumlar gerçekten çok güzeldi. Benim bu sinirlenip ön kamerayla çektiğim video. Hepinizin yorumlarını okudum. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun buradan da, hepinize onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kızıştırıcı mamamızın yine temel taşlarından kenevir tohumunu, bakın beni şikayet etmeyin gidip ondan sonra. Bu kenevir tohumu kırık kenevir tohumu arkadaşlar. Yani satışı yasal. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bunu internetten de gidip alabiliyorsunuz. Yani sadece Karadeniz Pet satmıyor bunu. Ama Karadeniz Pet tabii ki daha hızlı. Orijinal muhabbet kuşları için özel, daha küçük taneli ve uygun fiyatla satıyor. Evet, reklamlar. Dırın dırın dırın. Kağıdımı da şuraya koyayım. Evet. Vallahi gerçekten var ya arkadaşlar, bayağı terledim ya. Şu anda beni görseniz atletleyin. Ama göremezsiniz. Kenevir tohumunu arkadaşlar döküyoruz. Bakın bu fazla dökülmeyecek. Kuşunuzu yağlandırır. Onu da söyleyeyim. Evet, kenevir tohumunu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da çok az oldu. Biraz daha geçsem yeterli olacak. Evet, yeterli. Tamam. Lan kelebek, düştüm lan. Evet, kenevir tohumunu karıştırdık. Şimdi arkadaşlar, kenevir tohumunun ben size hemen içeriğinden bahsediyorum.
protein, yağ asitleri ve arkadaşlar vitamin ve mineraller sayesinde kuşlar için enerji kaynağıdır. Kuşlar için şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunun içeriğinde de yine omega 6 ve omega 3 yağ asitleri bulunuyor. Bunun için de arkadaşlar kelenin tohumunu şöyle söyleyeyim size, karbonhidrat sayesinde kuşlarımıza enerji veriyor ve gerçekten hani Nijer tohumu ve kenevir tohumunu bu şekilde az az kullandığınızda sadece kenevir veya sadece Nijer kullandığınızın daha iyi bir versiyonu oluyor. Şimdi gelelim Nijer tohumuna arkadaşlar. Nijer tohumu da yine aynı şekilde arkadaşlar, yine bu kenevir gibi muhabbet kuşlarımıza yine enerji ve protein sağlıyor. Şöyle döküyoruz. Bunu da fazla abartmıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde muhabbet kuşlarımız çünkü yağlanmasın. Şu şekilde biraz daha döküyoruz. Bakın görüyorsunuz yani hani burada ne kadar döktüğüm. Ha siz bu kabı dolduracak kadar fazla kuşunuz varsa illaki fazla dökeceksiniz. O kadar kuşu olan adam da 250 gram değil 500 gram alır. Yani hani öyle söyleyeyim. Ama gördüğünüz gibi bakın yani hani aldığınızda bitmiyor. Hani siz öyle kullanıyorsunuz ki o yüzden size biraz bunlar sanki pahalı geliyor gibi de geliyor. Ondan sonra arkadaşlar keten tohumuna geçiyoruz. Keten tohumu arkadaşlar içeriğinde C, E ve K vitamini var. Bize üretimde bildiğiniz gibi lazım olan en çok vitaminlerden birisi neydi? E vitaminiydi arkadaşlar. Yine keten tohumumuzu da bu şekilde kuru kızıştırıcı mamamızın içine döküyoruz. Bunu biraz daha fazla dökebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Onu söyleyelim. Yani hani bunda çok bu şey olmaz. Bize sıkıntı yaratmaz. Biraz daha dökelim. Evet. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar bu keten tohumunun içinde yine aynı şekilde omega 3 ve 6 yağları var. Magnezyum deposu ve arkadaşlar muhabbet kuşlarının çok sevdiği bir tohumdur bu. Çünkü biraz daha kolay yenilebiliyor. Yani hani bunu sade de verebilirsiniz. Yeminizin içine de karıştırabilirsiniz keten tohumunu. İçeriğinde bulunan lif arkadaşlar muhabbet kuşlarına doğadan karşıladıkları bu yararlı yağları vücutlarına kazandırıyor. Yani keten tohumunun da öyle bir şeyi var. Bu arada keten tohumunu arkadaşlar çok özel bir insandan alıyoruz. Birinci kalite gerçekten hani bunlar bu arada bakın kenevir, keten olsun. Bunların arkadaşlar piyasada birçok ürünü var. Mesela bir kenevir var. Şuradaki 5 tanenin birleşimi kadar arkadaşlar. Onu muhabbet kuşunuz yiyemez. Bu şekilde küçük taneli olacak. Küçük 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 küçük. Ondan sonra arkadaşlar geldik. Yine bunun içine de arkadaşlar Camelina sativa ekliyoruz arkadaşlar. Bu tohumu arkadaşlar kullanın. Bakın bu tohum bunu ne diyeyim ben size, çoğu insan bilmez. Yani üretici olmayanların hani bilme ihtimali yok da üreticilerde de dahil bunu bilen çok çıkmaz arkadaşlar. Ben mesela Camelina sativa dediğimde çoğu insan bana böyle bakıyor, o ne diye. Bu arkadaşlar içerdiği bunu da koymamızın nedeni, şimdi bunda hatırlıyorsanız omega 3, 6 ve 9 yağları vardı. Bunda bir de E vitamini bakımından zengin bir tohum arkadaşlar. Yani bu direkt bizim verdiğimiz E50'ler işte E vitaminine karşılık bu da tohum versiyonu. Mesela bu mamayı verdiğiniz gün kuşun suyuna yine aynı şekilde E50 de verebilirsiniz. Mesela 3 gün üst üste E50 verip birinci gün mesela pazartesi bu mamayı verdin. Pazartesi E50 ver. Salı mama verme. Salı yine E50 ver. Çarşamba bu mamayı tekrar ver. Çarşamba yine E50 ver. Ondan sonra dördüncü ve beşinci gün tekrar E50 ver. Zaten E50 eşe atmadan 5 gün önce başlanır arkadaşlar verilmeye. Bu mamayı da o 5 günün içinde 2 gün verirsen bak gerçekten muhabbet kuşun için şöyle söyleyeyim bakın. İnsanların dolandırdığı gibi sizleri dolandırmayacağım. Kandırmayacağım. Kesin çiftleşir demiyorum ama çiftleşeceği varsa kesin çiftleşir. Yani öyle söyleyeyim. Ve de yumurtasını daha fazla doldurur. Daha fazla erkek göl üretir, sperm üretir. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Bunun içine bir de Fulmex'in fazla yok. O yüzden dökmeyeceğim. Size göstereyim. Şöyle.
Şimdi birisi satın alırsa ayıp olmasın. Yani o da kızınlığım için değil, yanlış anlaşılmasın. Bu arkadaşlar, bu ürünümüz. Bunu da yine internet sitemizde bulabilirsiniz. Bu arkadaşlar erkek kuşlar için üretilmiş bir yem katkı maddesi. Yani hani dişi kuşa da hani evet diyebilir ama erkek kuşa vermeniz daha faydalı ve sağlıklı oluyor arkadaşlar. Bu da yağlı tohumlar ve türevlerinin böyle karışımlanmış hali, böyle çekilmiş hali bu toz. Şu anda bitti. Gördüğünüz gibi bunu hani paketledik. Bunun içinde arkadaşlar yine aynı şekilde selenyum var. E8 vitaminlerinden içeriği gayet yine güzel bir ürün arkadaşlar. Fullmax erkekler için verdiğimiz güzel bir ürün. Ondan sonra arkadaşlar bunun içine de mavi haşhaş ekliyoruz. Niye? Çünkü mavi haşhaşta da bildiğiniz gibi arkadaşlar E vitaminimiz vardı. Mavi haşhaşı da döktük arkadaşlar içine. Bakın abartmadan az az böyle koyduğunuzda her üründen az az arkadaşlar. Bakın ne kadar zengin, ne kadar güzel bir mamamız oldu. Kızıştırıcı mamamız da bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu durdurup söylediğim şeyleri not alın. Gerçekten bayağı bir yoruldum. Terledim. İnşallah işinize yarar ama yarayacağını da düşünüyorum. Çünkü biz kullanıyoruz. Bizim işimize yarıyor. Hepiniz gördünüz arkadaşlar. 40 kafeste 37 sayısına ulaşmıştık. 37 çiftimizde yavru yumurta vardı. Ama yorulduk, uğraşamadık, ettik. Kümes sayımızı azaltmıştık. Yani bu kez azalttığımız sayıda da 25 çiftimiz vardı. 25 çiftimizin de 24'ü yavru yumurtalıydı. Biz bu şekilde bakıyoruz. Emek veriyoruz. Bir laf var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diye. Bakarsanız bağ, bakmazsanız dağ olur arkadaşlar. Bu bir hobi. Bir şey besliyorsunuz. Onun karşılığında da hani bir şeyler vermeniz lazım. Yani vermeden almak Allah'a mahsustur diye bir şey var ya. Öyle bir laf da var. Yani inşallah işinize yarar. Ben elimden geleni yaptım arkadaşlar. Bu arada buna turp tohumu koymadık. Onu unuttum bakın arkadaşlar. Turp tohumumuzu koymayı unuttuk. Turp tohumumuz. Gel oğlum buraya. Aslan oğlum. Bunun içinde de arkadaşlar yine aynı şekilde E vitaminimiz var. Koymayı unuttum mu? Evet unutmuşum. Baktım bir kontrol ettim. Turp tohumunu da arkadaşlar yine ekliyoruz. Yine içinde E vitamini var. Bakın kaç çeşit, bir sürü gayet güzel bir ürün, bir mama oldu. Kimseye ihtiyacınız kalmadı. Aldım, karıştırdım, bitti. Yani şöyle söyleyeyim. Hem her şeyin en kalitelisini koymuş oldunuz. Hem de arkadaşlar maliyet gördüğünüz gibi. Şimdi koyacağım. Bakın. Burada, şimdi buradan da bakın. Ben buraya da yapayım. Tamam mı? Biz şu kaplara koyayım. Size göstereceğim şimdi. Hemen geliyorum. Siz orada yemimi seyredin. Siz orada yeme biraz bakın. Yemimiz de bu arada arkadaşlar özel üretici yemi diye sitemizde mevcut. Onu da almak isteyenler varsa internet sitemizden alabilirler. Dün de Bertan Mama yapmıştı. Dün müydü? Dünden önce miydi? Vallahi salma coşacak ha. Salma beni eşe at diye bağıracak yani. Ama yapacak bir şey yok. Biraz dayanacaklar. Şunu da döşersek. Evet. Bunu karıştırmayalım. Şimdi üsttekiler. Bunlar arkadaşlar bu getirdiklerim sağlık tohumları, sağlık maması. Sağlıkla ilgili yani kuşlarımızın direncini arttırmak için, kondisyonunu arttırmak için, dayanıklılığını arttırmak için. Bu da arkadaşlar muhabbet kuşumuzu kızıştırmamız için. Bakın şuna bir bak. Şöyle göstereyim. İçeriğini görün arkadaşlar bakın. Gördünüz mü bak her şeyiniz oldu. Yani her şey var içinde. Yani bunu bir kere alacaksın. Ondan sonra bakın buradan daha demin yaptığım şeyden dolu dolu 8 kap çıktı. Ben bunu salmaya vereceğim için doldurdum. Yani eğer ki bunu siz ne diyeyim ben size az az koyarsanız buradan 15 kap dahi çıkarabilirsiniz. Ve 250 gram mama kullandık sadece. Mamayı da 1 kilo veya 2 kilo almanız diğer ürünleri şimdi size gösteriyorum arkadaşlar.
Biten tek ürünümüz Vitamolen Mama. Ve diğer tohumlarımızı size şimdi gösteriyorum. Bakın. Camelina Sativa. Ağzına kadar dolu. Turp tohumu. Ağzına kadar dolu. İç yulaf ağzına kadar dolu. Evet arkadaşlar, bunu da videoya eklerim. Muhtemelen kapatmadan unutmazsam. İşte o kadar yorulduk ettik ama işte mutluluk bu. Senin yaptığın bir şeyi böyle afiyetle güzel bir şekilde yiyorlar. İçinde bir sürü tohum var. Kendi zaten Vitamolen'in içinde bir sürü arkadaşlar şey var, karışım var. Ondan sonra işte şu anda Entrobak attık. Omega 3'lerini 6'larını alıyorlar. Bağırsak florlarını düzenliyorlar. Sindirim sistemleri düzenleniyor falan filan. İçim o kadar rahat ki, yani gördüğünüz gibi o kadar bir şey yaptık. Şimdi arkadaşlar kamerayı kapatalım. Daha rahat bir şekilde yesinler korkmadan. Saygılar. Sağlık tohumumuz ağzına kadar dolu. Mavi aşaşımız ağzına kadar dolu. Nijer tohumumuz ağzına kadar dolu. Keten tohumumuz ağzına kadar dolu. Kenevir tohumumuz ağzına kadar dolu. Anlatmak istediğim buydu arkadaşlar size. Bazen mamayı yaparken abartıyorsunuz. Leğenler dolunca bu hayvanlar yemiyor, çöpe gidiyor. Yani bu şekilde az az hepsinden koyarsanız sizler için hem faydalı olacak, hem kuşlarınız için faydalı olacak, hem de yani hayvanlarınız her şeyden nasiplenmiş olacak. Her şeyi yemiş olacak. Bunun içine sebze koymuyorsunuz. Bu kuru kızıştırıcı mama veya tohumlu mama, sağlık maması diye geçer. Yazları kuşlarımızı kolay bozulabilecek yumurtaydı, sebzeydi, işte meyveydi, bu tarz şeylerle beslemiyoruz. Daha kolay bakteri ürettiği için biz kuru şeylere yöneliyoruz. Mantığı da budur. Saygılarla, inşallah yararlı olmuştur. Tam 31 dakikadır konuşuyorum. Yandım, piştim, terledim, öldüm, belim ağrıyor. İnşallah arkadaşlar güzel bir like ve güzel bir yorumu hak etmişimdir. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ve tüm ürünleri arkadaşlar burada karadenizpet.net'ten size yollayacağım şekilde gördüğünüz gibi ayırdım. Karadenizpet.net'e de gelip bu ürünleri oradan alırsanız çok sevinirim. Bizleri desteklemiş olursunuz. Zaten hani hem uygun fiyatlı, hem dediğim gibi muhabbet kuşları için kendi kuşlarıma ne alıyorsam inanın size de onu alıyorum, yolluyorum. Hem orijinal ürünler, hem muhabbet kuşları için özel yani küçük tohumlar ve de hızlı kargoyla sizleri bekliyoruz. Dedim mi bilmiyorum, çok yoruldum. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Bay bay.